Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Bir de ben neden Berat Berkan dedim. Ee, şimdi ben etkili hücum silahlarından bir tanesinin önde şiddetli baskı olduğunu inanıyorum. Ee, çünkü şurada şiddetli bir baskı kurduğun anda şuradan oyun kurmak yerine şurada topla buluşuyorsun ve o kilit pası aslında presle yapmış oluyorsun. Yani kilit, kilit anlamını rakip yerleşmişken öyle pas atarsın ki işte Debrun'le pas atarsın. İstediği kadar yerleşik olsun, şuradaki adam topla buluşur. Bir de onu o kadar şiddetli bir pres yaparsın ki zaten to, adam topla burada otomatikman buluşur. Öyle bir kilit basa ihtiyacın olmaz. Onu anahtar pas diye de çevirmemelisin. Key pas. Hı hı. Aslında kilit pas bizde bu söylediğinle mantıklı bir açıklaması var. Rakibi kilitliyorsun. Evet, ben kilit pas diyorum ona. Daha, daha hoşum, kullanma evet, daha hoş geliyor. Rakibi <laughs> açmak yerine kilitlemek evet. daha mantıklı. Aynen. <laughs> Ama işte e, Beraz Berkan olunca Evet burada Alkan Çalhanoğlu'dan feragat ediyorum topu aldıktan sonra ama şuradaki baskı topu kaybettik yani şuradaki e, işte Cengiz Ünder'in girişimi, Halil'in girişimi sonuçsuz kaldı. Top rakibe geçti. Şurada baskı daha şiddetli olacağını düşündüğüm için Berat ama dediğin gibi bu stoperler buraya çıkacak, bekler buraya çıkacak. Evet. Oyunu önde karşılayacaksın. Bu adamlar o baskı şiddetli yapıp topu daha hızlı geri kazanacağı için e, şuradaki oyuncular çok daha rahat edecek diye plan kafamda planlıyorum. Hani Alkan Şalhon'la topsuz oyunda eksik kalırsak e, ee, bu kez yine şey dönebilir. Korku mu? Hani şurada topu şiddetli baskıyla geri kazanamazsak yine şuradan oyun kurmakta zorunda kurmak zorunda kalabiliriz. Yine bu kez Hakan yine buraya gelmek zorunda kalacak. Ee, o yüzden bence e, önde şöyle bir dörtlü varken Berat ve Berkan ikilisi de denenebilir. Çünkü Berat bile Trabzonspor'da da alıştı bunu. Hani dört tane hücumcu oyuncuyu serbest bırakıp arkada o toparlama işine alıştı biraz yavaş yavaş. Yanına bir de Berkan'ı ekleyince... Orada bir tane adam var ama Trabzonspor'da. siopis var işte. Şimdi Berkan var ama işte. FC <laughs> eski takım kankası. Berkan o destekleri o. Bu da bir plan. Bu da e, uygulanabilecek planlardan birisi. Göreceğiz e, hangi ki bence son maçta da e, Ozan yerine 11 oynayabilirdi Berkan. Madem plan pres. Yani Oza, Ozan'ın oyununun e, yani çünkü daha formdaydı. Bir de yani Ozan yine benzer ya yani Türkiye'ye gelince başka bir oyun oynuyor Ozan. E o oyunda e, diğer oyuncular çok baskın olmadığı sürece her zaman göze batacaktır. Ee, yani bir de şey yani aslında plana hep oyuncular üzerinden konuşuyoruz ama belli bir noktadan sonra artık bunu da aşmamız lazım. Hani takımın bize bunu konuşturmaması lazım. Hani Bir oyun yapısı, bir oyun organizasyonu, bir oyun istikrarı olduğu zaman, hani oyuncular değişse de mesela dün işte Fransa'nın orta sahasında Monaco'daki 19 yaşında e, ismi nasıl telaffuz ediliyor unuttum. İşte Çumani. Evet. Şumani gibi. Şu an ben de o topa giremedim. Evet. Yani <laughs> Şumani gibi. Ona. gibi. yani Monaco'daki çocuk oynadığı zaman oynuyor abi. Hı hı. Yani Kante yoksa birileri evet. organizasyonu onun kadar iyi yapamasa da organizasyonun devamlılığı açısından bunu bir şekilde yapabiliyor. O organizasyon içerisinde bir de bireysel yeteneklerin iyi ise zaten dünya şampiyonu oluyorsun. Ya da işte Avrupa şampiyonu Portekiz'in yapısındaki en önemli şey Abi çok iyi bir organizasyon kurdular. Ve o çok iyi organizasyonun içine Cristiano Ronaldo'yla Bruno Fernandes'i ekleyince şampiyon oluyorsun. Evet. Uçuyorsun o zaman takımda. Ama olmadıkları zaman da organizasyon kendini devam ettiriyor. Turnuvaya katılıyor. Gruptan çıkıyor. Abi bir şekilde bizim ilk yapmamız gereken abi Dünya Kupası'na iki kere katıldık. Birisi 1954 yazı turayla katıldım. Hmm. Hani futbolun seviyesi bu. Yazı turayla gittik. İspanyol Franco çocuğun ismi de Franco. Yazı tura attı biz gittik. Hani onu saymayalım. Bir kere gittik abi yani. İkimiz de hani 30'lu yaşlarının ortasını evet. geçmiş insan olarak bir tane dünya kupası kurduk. Onu da çocukluk anası gibi anlatıyoruz. Bu bir... işte bayağı da <gülüyor> 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 olacak gibi. Bir o daha tazeleyeceğiz hani, gibi gözüküyor. Bizim kamera arkasındaki ekip büyük ihtimalle Dünya Kupası'nı doğru düzgün hatırlamayacak bile. Yani, yani 90, 90'ların yani. ortasında doğanlar, ki ona 25 yaşına geldi, onlar çok hatırlamıyor. 2002'de doğdu. Mesela Dünya Kupası'nı görmedi. Eylül'de doğdu mesela. Şu anda hani 20 yaşına geldi. Yok, Dünya Kupası yok adamda. 20 evet. yaşında adamın Dünya Kupası yok. Sahaya çıkıyor adam. Hani Rıdvan hatırlamıyordur Dubai, Dünya <laughs> Doğal olarak bizim önce, e, bu hani biz her sene Dünya Kupası'na katılan bir takımız. abi. Yani bir organizasyonumuz var. Hani bir turnuvada yarı final yaparız. Bir turnuvada sonuncu oluruz. Ama biz her turnuvada varızı yapabilmemiz lazım. Ondan sonra o oyuncu istikrarıyla beraber bu organizasyon. Bir tane bir Cengiz'imiz çıkar. Bir tane Arda'mız çıkar. Bir tane Emre'miz çıkar. Bir tane işte Halil <laughs> çıkar. O zaman da deriz ki hadi baba bu sene bir şey yapıyoruz. Şimdi Danimarka. Abi ben bildiğim bileli var ya bu adamlar. Yani 4, yani iki 2 senede bir ya turnuva. Birini kaçırıyorsa üçünde kesim var. Ve yani Eriksen oldu mu? İsveç de aynı, aynı şekilde. her, işte Zlatan oldu mu? Üst tura çıkıyor. Eriksen oldu mu? Çıkıyor. Töre Andreful oldu mu? Norveç Ama çıkıyor. adamlar masada yani. Her, masada evet, mıyız? Sürekli var. Biz abi bir geliyoruz böyle şey deviriyoruz ortalığı. Brezilya'ya Brezilya'ya Brezilya kafa tutuyoruz. Sonra yok Ondan sonra bir bakıyoruz hani Millet şey diyor, Türkiye diye bir takım vardı. Ne oldu? Biz orada arada şey, Andorra'yla falan yani, 90'da galip geliyoruz. Ulusal Lig'de kime düşüyoruz? Tabii, Cebeli Tarık'ı falan, Halili Hakan'ı, Kenan'ı oynatarak... Geliriz işimiz var. <laughs> evet. Yine geleceğiz. Hani bu olmaz yani. <laughs> bir kümeden çıkalım, geleceğiz diyoruz. Ee, bu kısa vadeli bizim planımız ne olması lazım biliyor musun? Hani örnek verdin ya işte, el alem 17, 17 yaşındaki çocuğu koyuyor sahaya diye. Yani biz de ee, ya yani başarı veya başarıdan bağımsız öyle bir yapı oluşturacağız ki yani büyük takım yapısı oturacak, bir felse oyun felsefemiz oturacak. Arda Güler'i biraz mesela kendini göstermiş ki 2017'de çok iyi maçlar çıkarttı 17 milli takımında. Ya Arda Güler aslında bir atmak lazım A milli takıma diyebilecek seviye geldiğimiz anda bir şeyleri atlamışız demektir. Orada o zaman tartışmanın... Ya korkmadan yani. Arda Güler ya burada çocuk şimdi kötü gözüküyor gözümüze. Çocuğun da kariyerini esekte uğrar değil. Ya aslında şu sağ forvete Cengiz yokken Arda bir atsak olur aslında. Dediğimiz Orada konuma baş, gelirsek başta, bir şeyler yol alıyoruz demektir. başta konuştuğumuz tartışma da o zaman farklı bir düzlemde oluyor. Şimdi İspanya'da hmm. da tartışma var. İspanya'nın kadrosunda Real Madrid'den oyuncu yok ya. Hmm. Son çağrılan hiçbir kadroda. Onlar da tartışıyor. Real Madrid'den oyuncu olmaz mı? İşte Luis Enrique Barcelona'yı kayırıyor. Eski Real Madrid'le hem de Barcelona hmm. falan. Ama Adam şunu veriyor. Uluslar Ligi'nde İtalya'yı yeniyor ya adam. 37 maçtır yenilmeyen takımı yeniyor. Finale çıkıyor. Saçma sapan bir offside kuralı sayesinde. Saçma evet. abi konuşamıyorum. Evet. Yani ayağını uzatmış da değdi diye offside etmiş. Değmese diye geçelim onları. Finale çıkıyor. E adam tartışmayı bu düzlemde yapıyor. Yani finaller düzeyinde tartışıyor bu adamı. Bizim gibi biz Letonya'yı yenersek, Norveç'te Hollanda'ya selam verirse, Karadağ'da oradan Cebeli Tarık'la çay içerse, biz de turnuvaya playofflardan gideceğiz hesabı yapmıyor. Ona çıkalım. Kim oynadı kim oynamadı Trabzon Fenerbahçe tartışalım. Ama şimdi biz e yok baba oralarda değiliz. Biz bak Güney Kıbrıs'la falan çekişiyoruz ha. Yani farkında değiliz de hani Güney Kıbrıs ligiyle falan çekişen <laughs> bir ligimiz var. 18'e düştük. 6'larda 7'lerde başladığımızı. Belçika'yı falan beğenmiyoruz ya. Belçika takımı falan çıktı mı? Hollanda takımı çıktı mı şey diyoruz. İyi ya Ajax Feyenoord değilse iyi. İşte Belçika'da Antwerp ya sıkıntı yok geçeriz falan diyoruz ya. O işler öyle değil artık. O işlerin öyle olmadığını anlayıp ona göre kulüp ve milli düzeyde işler yaparsak ondan sonra bizim bu konuştuğumuz İnşallah. teknik taktik kısmı daha daha <gülüyor> anlamlı kalacak. <laughs> o zaman ağzına um, sağlık. Senin de ağzına sağlık. Umarız Letonya maçından sonra en azından şu tahtada anlatacak Böyle emareleri toplayıp bir galibiyet alırız sonrasındaki bir sonraki milli ara dönemine daha mutlu gireriz. Milli maçlar haftasıydı. Biz de uzun uzun milli maçları milli maçı, milli takımımızı konuştuk. Programın başında Mustafa'nın dediği gibi isterdik ki burada hani kulüp takımlarından evet. daha çok bahsedelim. Hani milli takımı iki bölümle çok iyiydik. Her şeyi güzel yaptık. Daha biz de konuşalım deyip iki bölümde ama yakışıklılığı anlatıp evet. sonra kulüp takımlara geçelim ama ne yazık ki yaklaşık bir saattir milli takımı bir şekilde konuştuk ve eksik kaldı. Daha da konuşacak <laughs> şeyler de var. Artık onları da sonraki bölümlerde. Gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa sona erdi. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi bakın. Hoşçakalın. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.